Merhaba can dostlarım. Nasılsınız? Tekrar videoyla tekrar karşınızdayım. Biliyorum sizin de kafanıza aynı sorular var. Zaten gündemden Covid-19 hiç düşmüyordu. Şimdi de Covid-20 çıktı başımıza. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Covid-19 neden Covid-20 oldu? Şimdi onu tartışmak lazım. Ama ondan öncesi ben 2-3 video öncesinde yani 15 gün önce bir şey paylaşmıştım değil mi? İşte Covid-19'un yani Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığı için hamam böceklerini örnek olarak göstermiştim ben sizlere. Tekrar bilmeyen arkadaşlara tekrar söylüyorum. Arkadaşlar hamam böceği var. Hamam böceğinden gerçekten kurtulmak kolay değil. Veya kalifer böceği. İkisi de aynı tür zaten bunlar. Şimdi bunu zehir atıyoruz. Zehri attığımız zaman, yani zehirli tozu kullanıyoruz ekseri. Şimdi ayaklarına bundan toz yapışıyor hamam böceklerine. Hamam böcekleri bunu anlıyor mu? Yani nasıl yapıyor bilmiyorum. Öleceğini hissediyorlar veya hastalandığını hissediyorlar. Hemen kuytu bir yere geçerler böyle ya da yuvalarına yakın bir yere. Oraya yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalarını bıraktıktan sonra bunlar ölür. Yalnız asıl olay ondan sonra başlıyor. Şimdi yumurtayı bıraktı. Ama yumurtalar o tozun olduğu zehri alarak doğuyor. Yani ona karşı bir bağışıklık yakalıyor. Bu sefer ne oluyor? Hamam böceği daha da bağışıklık sistemi daha güçlü olarak dünyaya geliyor. Ve bu hep bu şekil devir daim yapıyor. Biliyorsun kimyasal silahlara karşı da hamam böcekleri ölmüyor. Ölüyor aslında. Sadece yumurtadan bu şekil doğduğu için oluyor. Covid-19 da bu şekil. Aşılarımız yapılan aşılar inşallah boşa gitmez. Covid-20 normal Covid-19'a göre %70 daha da bulaşıcı. Şu anda kimse emin değil. Kimse yani ne kadar ölümcül olduğunu, ne kadar rahatsızlık verdiğini, yani ne kadar hasarlar verdiğini kimse net bir cevap veremiyor. O da insanı ister istemez herkesi korkutuyor. Ama şunu da biliyorum, bu Covid-20, yani Covid-20 diyoruz aslında Covid-19, resmi olarak Covid-20 değil bu. Mutasyona uğradığı için herkes o şekil diyor, ben de o şekil Covid-20 olarak belirtmek istiyorum. Şimdi Covid-19 çocuklara fazla zarar vermiyordu. Aslında o da veriyordu. Şu şekil, Miss J'yi duydunuz mu? Miss J hastalığı. Yani şu şekil Miss Joint hastalığı. Bu virüs bulaşmış çocukları etkilemiyor ama 3-4 ay sonra sinir sistemi bozukluğu, vücutta iltihaplanma, kalp yetmezliği, damar sertliği gibi rahatsızlıklar veriyordu çocuklara. Ama çok, yüzdesi çok düşük. O yüzden tüm dünyada fazla önemsemiyordu. Ama bu Covid-20 o şekil değil. Covid-20 artık çocuklara da zarar veriyor. Bu net olarak biliniyor. Peki bu hastalık Covid-20 çıktı. Covid-19 da var aslında. Yani bizim için ikisinin arasında bir fark yok şu anda. Niye biliyor musunuz? İkisi de bulaşıcı, ikisi de öldürüyor. Ya maskemizi tekrar çıkartamıyoruz. O yüzden toplum olarak nelere dikkat etmeliyiz? Toplum olarak insanların bol olduğu yerde, yani insanların yoğun olduğu yere kesinlikle maskemizi çıkartmayalım. Hele izliyorsanız şu şekil diyorum arkadaşlar, şu şekil yani göstereyim ben size. Görüyorsunuz maskem de hazır. Şöyle maske takmayın lütfen, rica ediyorum. Hem bu şekil taktığınız zaman maskenin şeyi budur ki bulaşmasın. Eğer dışarıda virüs varsa bu şekil bulaşır, zaten burun deliklerine giriyor. Onu engel olamıyorsunuz. Hem belki katılır belki katılmaz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, çok çirkin bir görüntü oluyor. Ağız kafalı, burun kocaman diyor. Biraz da benim burnum büyük herhalde. Burun açık. Ya o kadar sivri bir çirkin bir görüntü oluyor ki. Bana çoğunlukla arkadaşlarımız, can dostlarımız katılacağına inanmıyorum. O yüzden arkadaşlar tedbir elden bırakmıyoruz. Toplum olarak, vatandaş olarak bizim elimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Maskelerimizi çıkartmayalım.
Yani ne diyeyim yani bir yıldır siz de biliyorsunuz bu diyeceklerimi. O yüzden tekrarlamak istemiyorum. Sadece önlemimizi alın. Erinmeyin bunlardan. Çünkü bizim eringenliğimiz sevdiğimiz bir kişinin hastalanmasına veya ölmesine neden olabilir. Benim size söyleyeceğim bu kadar. Allah'a emanet olun, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Evet, Covid-20 oldu. Şimdi Covid belki de 21'de çıkacak yakında. Bunu bilemiyoruz. Önemli olan bunu kökünden kazımak. Bence bunun bir sebebi var. Niye Wuhan şehrine çıkmıyor? Çin'de niye çıkmıyor? Herkes maskeli, kimseye bulaşmıyor. İnsanlar o da soru işareti yapıyor kafasından. Çünkü Çinlerde, Çinliler biliyorsunuz hemen hemen her şeyi yerler. Bir tanesini biraz sonra bahsedeceğim size ama ne yediğini çok şaşıracaksınız. Onun öncesinde bütün basına, her taraf, bütün dünya kendisini kapattı. Şimdi işte konserler veriyor. Ya toplu eğlenceler düzenliyor ama hiçbirisi maske takmıyor. Onlarda niye bir tane bile vaka yok? Şimdi bu da insan kafasına soru işareti bırakıyor. Niye İngiltere çıktı? Hem de sessiz çıktı. Şimdi çıkalı 2 gün oldu. Acaba bunun kuluçka dönemi kaç gün? 10 gün mü, 15 gün mü, 5 gün mü? Bunu da bilemiyoruz. Belki de 15 gündür kuluçka dönemi. 15 gün boyunca bütün İngiltere'den herkes dünyaya geldi gitti. Birileri geldi gitti ve bütün dünyaya yayılmış olabilir. O da olabilir. 5 günde gene aynısı, 10 günde de olsa gene aynısı. Hiç fark etmiyor. Sonuçta bütün ülkelere bulaşıyor. O yüzden yurt dışına gidip gelen insanları tedbir alıp hastaneye gidip kontrol ettirmeleri lazım. Şimdi size Çin'in yediği yemeklerden bir tanesine bahsetmek istiyorum. Filmlerde görmüşsünüzdür böyle tavalarda böyle şöyle şöyle kurtlar biliyorsunuz bu kurtları kızartıp yiyorlar. Peki bunlar nasıl olur biliyor musunuz? Şimdi hayvanı keserler. Güzelce yani sıcakta bir yere asarlar. Asarlar ve o orada leş olur. Orada ufak ufak kurtlar çıkmaya başlar. Kurtlar çıkıp büyüdür. Bayağı büyür. Bayağı da büyür. Bu kadar olur. Bayağı olduktan sonra, büyüdükten sonra bunları pıtır pıtır ellerine dökerler. Ondan sonra kızartır yerler. Ve o kurt onda o kuruyana kadar o et tükenip yani leşin eti tükenene kadar o kurt orada çıkmaya çıkana kadar yerler. Ondan sonra bırakırlar başka bir hayvan yaparlar. İşte kurtlar oradan çıkmadır. O leşlerden yani kesilir asarlar kokudan kurtlar oluşur. O kurtlar büyür ondan sonra onu kızartır yerler. İşte o yüzden bence koronavirüs yani Covid-19 Çin'den çıktı. Bu birileri tarafından çıkartıldı ve insanlar bunu biliyor aslında ama kimsenin eline bir şey gelmiyor belki de. Bilemeyiz. Bir sürü komplo teoriler oluyor. Evet, var. Wuhan bütün dünya kapısını kapattığı için tekrar yani orada virüs bile çıksa dünyaya yayılması çok azdı. Ne yapacaklar? Güncel ülkelerden bir tanesi tercih edilmek lazım. O da İngiltere seçildi büyük ihtimalle ve İngiltere'den sessiz sedasız Covid-20 çıktı karşımıza. Yani virüsü oradan başlattı birileri. Bu şekil devam edecek ta ki nüfusumuzu azaltana kadar. Evet, doğru duydunuz bunu. Nüfus azaltmaya gittiler. Bence düğmeye bastılar. Buna mutasyon olduğuna ben inanmıyorum. Evet mutasyon ama birilerinin sayesinde bu mutasyon çıktı. Yani doğal yollardan mutasyon çıkmadı. SARS virüsü vardı biliyorsunuz. SARS virüsü bayağı etkili, ölümcül bir virüstü ama zamanla mutasyona uğraya uğraya kendini bitirdi. Ama Covid öyle değil. Covid tam da tersi daha bulaşıcı ve daha ölümcül olabiliyor.